Zam furyası kantinleri de etkiledi. Bir öğrencinin aylık kantin masrafı 300 lirayı geçti. Ama onlarda kalmadı. Sadece sokağı değil, okulları da etkiledi. Fiyat artışları okul kantinlerine de yansıdı. Mesela tost şeyde 10 lira falandı, çok pahalıydı. Alamadın mı? Alamadım. Çünkü biz annemiz normalde 5 lira falan veriyor. Çocuk olduğumuz için. Tost 8,5 liraydı ben gittiğimde. Ayran, şu anda ne kadar? Şu anda 10 lira. Sonra ayran 2,5 liraydı, 4 lira oldu. Alabiliyor musun peki her gün? Her gün alamıyorum. Canları çekse de alamıyorlar. Daha çocuk yaşlarında hayat pahalılığıyla tanıştılar. Her gün kantinden alışveriş yapabiliyor musun? Hayır, haftada bir kere. Neden? Cüzdanına para kalmadı. Ya günlük 10 lira veriyorum. Bazen tosta falan yetiyordu. Dün geldi anne, tosta da zam gelmiş. Ayran aldım, suya param yetmedi diyor. Biz de yetişemiyoruz veli olarak. Devlet okullarının kantinlerindeki yiyeceklere son bir yılda %70 zam geldi. Beslenmesini evden getiremeyen bir öğrenci her gün kantinden tost, ayran ve su aldığında aylık masrafı 300 liranın üzerine çıkıyor. Ben 10 lira veriyorum, yetmiyor bile günlük. Eskiden 5 veya 10 lira veriyorduk. Hani canı sucuklu tost çekiyordu. Şimdi onu da veremiyoruz. Kantinciler de zamlardan şikayetçi. Kaşar peyniri 65-70 liraya alıyorduk 1,5 yüz dilimini. Şimdi şu an alıyorsun 110 liraya. Elektrik ona göre şey geliyor, yüksek. Kiralar desen hepsi yani. Ancak yani geçen ay para bir dahi kazanmadık yani. Kantinler şu an zorda yani. Okul kantinleri adeta lüks oldu. Pahalılık öğrencinin de, velinin de, kantincinin de belini büküyor.